Rafet'cim. Bak en sevdiğin yemekleri yaptık. Taco'yla döndü servise başlasınlar mı? Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu konuda görüş belirtmeyeceksiniz. Soru da sormayacaksınız. Ben bugünden itibaren şirketteki yönetim kurulu başkanlığından ayrılıyorum. Soruyorum. Görüşme yok. Bundan sonra her ne yapılacaksa buna yönetim kurulu karar verecek. Ben tabii onursal başkanlığa devam edeceğim. Bakın. Bu konu şimdilik aile içinde kalacak. Dışarıda hiç kimseye söylenmeyecek. Bir açıklama yapmak gerekiyorsa gereken zamanda o açıklamayı ben yaparım. Benim dışımda dışarıya hiçbir şey sızmıyor. Duyarsam yakarım. Şimdi düşünün, taşının, kaşının yönetim kurulu başkanlığına kimi getireceksiniz? Kararınızı verin. Nereden çıktı Allah aşkına? Olur mu öyle şey? Bundan sonra imza yetkisi de Muzo'da olmayacak. Sizler yönetim kurulu başkanlığına kimi getirirseniz onun imza yetkisi olacak. Bu konuda kararınızı bana en kısa zamanda bildirin. Hadi bakalım. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Yemeğini yemedin Rab. Yani şaka mı bu? Aklını mı kaçırdı yani? Bir hastaneye falan mı götürsek? Bırakmakta geç bile kaldı bence. Ya bence babam hepimizle oyun oynuyor. Her zamanki gibi. Yani kesseler bir çöpün bile kontrolünü bize bırakmaz ki. Öyle değil mi? Niye canım, adam işte emekli olmak istediğini söyledi. Yani ne var bunda garip olan? Babamdan bahsediyoruz Levent. Yani neyi ne kadar harcayacağımıza bile bugüne kadar Muzo karar veriyordu. Yani kendisi yapmasa bile dolaylı yoldan hep bizi kontrol etmedi mi? Şimdi tüm karar yetkisini içimizden birine devredecek. Normal mi sence bu? Ya Rabbi, düşüp başını bir yerlere mi vurdu acaba? Sedat haklı, biz doktora mı götürsek? Belki de gerçekten hani sorumluluklarından yorulmuştur, sıkılmıştır. Onun için böyle bir karar vermiştir. Ben o anlamda Levent'e katılıyorum açıkçası. Çünkü kimseye güvenmemek babamın laneti gibi bir şey. O sadece kendine güveniyor. Biz, yani yanlış anlama, bu masadakiler değil sadece. Dünya üzerindeki herkes babam için beceriksiz ve çapsızdır. Yani yıllarca bize bunu öğretti. O yüzden garipsiyorlar. Sen garipsemiyor musun? Ben babamın kafasının içindekini çözmek için çabalamayı çoktan bıraktım artık. Thank you.
Kesin ve net olarak o kişi sensin sevgilim. Yani şimdi Muzo istemiyor, orasını anladık. E Sedat'a zaten babam böyle bir sorumluluk vermez. Cümle alem biliyor onun böyle bir işin üstesinden gelemeyeceğini. Dolayısıyla artık şu saat itibariyle senin yönetim kurulu başkanı olmanı izleyebiliriz. Bilmiyorum. Yani bence babamın kesin başka bir planı var. Yoksa bütün bunlar çok saçma. Yani olabilir ama biz yine de stratejimizi sağlam tutalım. Hı? Annenin desteğini aldık mı sırtımız yere gelmez. Annem ne alaka Levent? Yani seni duyan da annemin şirkette bir hükmü falan var zanneder. Sen öyle deme. Biliyorsun annen kafayı takarsa mutfakta atom bile parçalar. Sen yine de annenin desteğini Sedat'a kaptırmamaya bak derim ben. Sizce kim geçecek şirketin başına? Yok ben almayayım. Kim ne olursa olsun halen iyi olsun değil mi? Bence bugünün en mantıklı cümlesi bu. Torun haberi verene kadar benden annelik bekleme. Zorlayarak olmuyor işte, gördük. Şimdi daha böyle rahat oluyoruz, sakin oluyoruz. Olurunu da bırakıyoruz, tamam mı? Ondan sonra olursa olur, olmazsa olmaz. Sen artık takma kafana, kasma kendini. Hem bak bazen böyle hiç beklenmedik bir anda bir mucize oluverir. Kendiliğinden olur her şey. Ya zaten bir gün olur, olduğunda da Feride teyze affediverir, kendiliğinden düzelir. Babanın söylediklerini mi düşünüyorsun? Ne yapacaksın peki? Karar verdin mi? Bunu önemseyen birinin olması güzelmiş. O ne demek canım? Yani tabii ki önemseyeceğim. Sonuçta ben senin karınım. En zor zamanlarımızda birbirimize destek olacağız diye herkesin önünde söz vermedik mi? Sen düşünme bunları şimdi, tamam mı? Bence en doğru şekilde kendi aranızda çözeceksiniz. İnanıyorum ben. Umarım dediğin gibi olur. Ne diyeyim? Hakkımızda hayırlısı. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Ver elini öpeyim. Hadi bakalım. Allah'a emanetsin. Kendini fazla stres etme, sinirlenme. Evdekileri de fazla yüklenme. Boş ver, büyüklük sende kalsın. Tamam.
Yarın sabah saat 8'de burada olmayı unutma. Ya tamam baba, bir sen git de ondan sonra biz ikimiz yine bir kaçma planı yaparız. Oğlum bak, bundan sonra benim özel şoförüm olarak çalışacaksın. Nasıl ya? Hastanede sırdaştık. Şimdi bundan sonra da yoldaş olur. Tamam mı? Eyvallah baba, sen öyle diyorsan baş göz üstüne. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hey millet! Neredesiniz bakayım? Ne yapıyorsunuz orada? Kusura bakmayın abi. Hadi bakalım. İşinize bak. Taco. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönlüm bu sevdadan yaz mı geçecek? Hemşerim ne haber ya? Dünyanın en güzel kahvaltısından yemek ister misin? Hı? Ha? Yemiyor musun? E bekle o zaman, çıkışta dürümcüye götüreyim sana. Bana ettiklerin az mı gelecek? Fikrini değiştirdin mi? Gel. Rafet Baba ile tanıştırayım seni de, gel. Az mı? Çok güzel evde eski bir ev be. Gel. Gel. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Hayri bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gidiyor. Babam. Anneciğim gidiyor. Babam gidiyor. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar baba. Vallahi maşallah Türk gibi olmuşsun. Can gelmiş yüzüne can. Rafet Korol'un elinden ne kurtulmuş ki bu kurtulamasın ha? Değil mi Taco? Tabii ki beyim. Taco bak, bu Hayri. Bundan sonra sen bir kolum, o da bir kolum olacak. Bir de benim şoförüm olacak. Hadi birbirinize konuşun, anlaşın bakalım. Hayırlı olsun bey. Memnun oldum Taco Bey. Baba sizden çok bahsetti daha önce. Abi dur. Abi dur, bir şey yapışmış, dur. Dur, kurban olduğumu alamıyorum, dur. Heh. Bu ne ya? Hıyar bu. Hıyar kokuyor baba, hıyar herhalde. Taco, şu Sedat'ın o büyük bir tane arabası vardı. Git söyle onu getiriversinler buraya bakayım. Ya hani benim aldığım bir araba vardı ya, şöyle tank gibi. Onu söyle getirsinler hadi. Emredersiniz beyim. Şişt. Baba ayıptır sorması, bir şey sorabilir miyim sana? Sen bu Taco Bey'le hiç göz göze gelebilir misin? Oğlum şimdi bak, o hafif tertip bir kıskançlık durumuna geçti. Ama sonra alışır geçer, tamam mı? Sen merak etme. Vallahi sana da böyle ev yakışırdı baba. Ama zor ısınır ya baba, değil mi? Çok fatura gelir bir kere. Yani. Thank you.
sahibi. Hadi bakalım Mehmet, yürü gidelim. Tako, bak hep sana emanet ha. Emredersiniz bey. Sen mi süreceksin baba? Geç oğlum sen, geç. Abi görüşürüz. Bir boy eksikti, bu da geldi tam oldu. Dağılır, ne olacak? Anne, konuşalım mı biraz? Hangi konuda çocuğu? Ha? Ailemizin hangi boğucu konusu hakkında konuşmak istersin acaba? Ya anne, niye bana bu son zamanlarda bu kadar tepki gösteriyorsun? Hayır, bu evde beni bir tek anlayan sen vardın. Evladım, benim artık anlayacak yerlerim bitti. İstiyaf haddim benim artık burada, doldu. Sen el alemin ailemizin itibarını yerle bir ettir. Sonra zaten zor zapt ettiğim babanı üstüme sal. Adam gök gürültüsü gibi şar şar gürlesin üstümde. Sonra anlayışsız anne ben olayım. Allah. Anneciğim, o iş zaten bitti, çözüldü biliyorsun. İstediğin gibi işte Cana'yla arama mesafe de koydum. Ha, ben istedim diye koydun, öyle mi? Oğlum, senin kuş kadar aklın yok mu acaba ha? Yok mu senin aklın? Bu kız senin itibarınla oynuyor, istikbalinle oynuyor, anlamıyor musun sen? Ha? Yetmiyor bizim huzurumuza, aile huzurumuza göz dikti bu kadın. Yok vallahi sen adam olmazsın ya, baban haklı. Ama benim bunu idrak etmem zaman alacak. Anne, görmüyor musunuz ne kadar çaba gösterdiğimi? Hayır, Nalan'ı da hoş tutmaya çalışıyorum, işlere sarılıyorum. Ama yani ben de kendimi bir günde değiştiremiyorum yani. Ya desteğine ihtiyacım var anneciğim. Ne desteği acaba çocuğum? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Daha ne desteği? Ya öyle değil. Nasıl? Ya manevi desteğine ihtiyacım var. O koltuğa oturmamı sağla anne. Bana bak, orada dur. Benim asabımı bozma. Ben aşağıda da söyledim, beni bu işe karıştırmayacaksınız. Ben hepinizin annesiyim. Ya anneciğim, mesele iş meselesi değil. Ne peki? Ya mesele bana olan güveniniz. Tamam, belki Selen kadar bu işin içinde değilim. Tamam, belki Muzo kadar böyle aklı selim davranamıyorum. Ama ben de Rafet Koroğlu'nun çocuğuyum anne. Ya ben de bu şirket işleri nasıl dönüyor çok iyi biliyorum. Anne, bana yardım et ya. Bak, madem adam olmamı istiyorsun, bak tek şansım bu. Ya evlilik falan değil. Bak, bunu bütün samimiyetimle kendim açık açık konuşuyorum seninle. Artık sorumluluk almam lazım. Bak, kendimi babama, her şeyden önemlisi kendime ispat etmek istiyorum. Ne olur bari sen güven bana anne. Nasıl güveneyim ben sana yahu? Bu saate kadar sana güvendiğim her konuda beni yarı yolda bıraktın. Nasıl güveneceğim ben sana? Anne, lütfen bir şans daha ver bana ya. Bak, o koltuğa geçmemi sağla, ne olur. Biliyorum sen yaparsın. İstediğinde bunu halledersin. Bak, göreceksin. Senin yüzünü asla kara çıkarmayacağım. Oğlumla gurur duyacaksın. He anne. Tabii canım. Tamam. Hı-hı. Aa, ne yapıyor o burada? Ne bileyim ya. Aa. Allah Allah. Seda? Tamam Kaan, yani dediğim gibi şey, siz bensiz takılın, konuşuruz sonra, tamam mı? İşlerim erken biterse ben sizi ararım zaten. Tamam. Hadi bay. Vay, işlerim erken biterse ben sizi ararım. Görüyor musun Neven? Şirkete gelinmiş, bilgisayar açılmış. Vay, ne yapıyorsun sen bakayım? Oyun oynuyorum. Yani gerçek dünyada başaramadım, bari diyorum sanal dünyada bir şeyler başarayım. Aferin. Bak, insanın kendini bilmesi önemli bir şey. Değil mi? İşin gücü yok mu senin ya? Niye bana bugün bu kadar sardın? Gözün korktu galiba. Ya bırak Allah aşkına Sedat ya. Senin sabah erken kalkıp şirkete çalışmaya geldiğin nerede görülmüş? Ha? Yeme beni şimdi. Zaten bu kadar insanın sorumluluğunu sen nasıl alacaksın acaba? Anlat bakalım, çok merak ediyorum. Yani bence bunu sen değil de zaman karar versin Selen. Zaman karar verecek. İyi, o zaman bekleyelim. Bekleyelim mi? Çok çok zaman var çünkü galiba.
Ya ben yanlış mı hatırlıyorum? Senin tırnaklarını annem kesmiyor muydu hala? Sen de her gün eşinin hangi renk gömlek giyeceğini seçiyorsun ama şirkette Levent Bey diye sesleniyorlar. Ay ne alakası var ya şimdi konum benim gömleğimle ben. Yani ev hayatının iş dünyasında bir önemi yokmuş demek ki Selen'cim. Hı? Neyse yani bittiyse izin verirseniz biraz çalışabilir miyim? Hala çalışabilir miyim diyor vallahi delireceğim. Oğlum çalış tabii ki. Biz sana çalışma demiyoruz ki ama hobi olarak çalış. Şu anda çok yükseklerden uçuyorsun. Sonra oradan yere çakılınca bak çok fena oluyor, mahvoluyorsun. Kaç kere yaşadık. Sen güzel güzel alçaktan başla sonra yavaş yavaş yükselirsin zaten. Anladın? Hadi. Hayatım hadi gel. Gerginliğe gerek yok. Ben gergin değilim. Asla değilsin de toplantımız var onun için diyorum. Gel sen. Ben gergin değilim. Gergin miyim ben? Senin iyiliğin için söylüyorum ben. Değil. Ama yine dinlemeyeceksin nasıl olsa. Bildiğini yapacaksın sonra da kendin üzüleceksin. Sevgilim hadi. Tamam abi. Tamam hayatım aynen. Hadi. Kendi düşen ağlamaz söyleyeyim. Hadi. Kolay gelsin. Hadi. Yalnız hobi olarak çalış iyi de. Sedat Bey ne yapıyor orada? Çalışıyor kızım görmüyor musun? Ay bir yaşıma daha girdim. Ne var Canan? Ne istiyorsun? Ya Sedat anlamıyor musun? Önemli bir şey söyleyeceğim herhalde sana. Acil konuşmamız lazım. Neredesin sen? Oteldeyim, meşgulüm. Çalışıyorum. Konuşamayız. Kafayı yiyeceğim. Nedir senin bu tribin ya? Bak Sedat, sana yakın bir yerdeyim zaten. Acil bir durum olmasa bu kadar aramam. Tamam. Hadi uzatma artık. Önemli diyorum sana. Bak Sedat, diriltme beni. Şu acil diyorsam acil. Ya, acile git o zaman. Bitti diyorum bak ben yokum artık anlıyor musun? Başım belaya soktun yeter bak. Beni bir daha aramayacaksın. Bitti. Buyurun Canan. Sedat oteldeymiş. Çalışıyormuş doğru mu? Evet, şirket katında. Tamam. Nerede? Ne yapıyor? Kaçta çıkacak? Tamam mı? Her şeyden haberim olacak. Olur efendim. Kaçta bitiyor senin mesain? 2 saat sonra çıkıyorum efendim. Gerekirse çıkma. Gözün üstünde olsun. Ha, yanına biri gelirse haberim olsun. Tamam mı? Ben odadayım. Haber bekliyorum senden. Tamam. Tamam Canan. Vallahi baba, doktor hanım bizi böyle bu şekilde görse sevinçten gözleri yaşarırdı. Yani açık havada denize karşı yürüyüş. Ondan sonra gündüz vakti light bir yemek, akşamına bir tek simit derken sağlıklı hayata çat diye geçiş yaptım ben. Aferin vallahi oğlum ya. Bak, sen buraya getirdin beni senin sayende ne stres kaldı ne sinir kaldı ya. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra senin yanından ayıran Rafet Koroğlu'nun alnını karıştırırım ben. Eyvallah. Peki Halice karşı şöyle 2 çay içer miyiz? İçmez miyiz? İçeriz tabii. Geç buyurun. Selamünaleyküm. Abi 2 tane ver, 1 tanesi açık olsun ya. Hayırdır? Hangi dağda kurtuldu böyle ya? Bu adam beni arıyor. Alo. Kasım Bey buyur. Rafet Bey, bir haberler duyduk. Ama aslı aslanı nedir sana bir sorayım dedim. Hayırdır ne duydun? Şirketten çekiliyor musun? Yok ya öyle bir şey olur mu ya? Kim söyledi bunu yani? Öyle millet sallıyor palavradan lafları sonra gelip sen bana söylüyorsun ya. Sedat'a devredecekmişsin. Bizim oğlanı aramış anlatmış. Ben de yok ya dedim. Rafet öyle bir şey yapmaz. Hadi yapsa bile bir beni arar fikir sorar. Sonuçta biz de arsa sahibiyiz. Bir ortaklığımız, birlikteliğimiz var dedim. Kasım Bey kardeşim. Sen ben bir iş yapacağım zaman birilerine sorduğumu ne zaman gördün ha? Hem senin biz arsanı kiralıyoruz. Kat karşılıklarını da vermiyor muyum? Daha ne istiyorsun? Ben şirketi çocuklarıma devrederim ya da etmem. Sana ne?
Anlaşıldı. Ben cevabımı aldım. Hayırlı günler dilerim. Ne oldu baba? Kalk gidiyorsun. Çay, kalk. Bırak şimdi çayları ya. Ulan Sedat ya. Ulan Sedat. Ulan sen beni teneşire göndereceksin ya. Ya sen beni gerçekten teneşire göndereceksin ya. Baba gel. Şşt! Hayli! Yine buldun ha. Hadi gel sen. Ne var lan? Sen bekle. Emredersin baba. Oğlum ne lan adamın yanında laf sürdü? Bu ne? Anladın o işte. E tamam da oğlum bu ne? Adam bir görse ne diyeceksin? Gördün mü sen ki? E tamam görmedi de yaptığın yanlış değil mi oğlum? Değil değil. Ya. Baba. Ulan sen manyak mısın ha? Ne oldu baba? Manyak mısın lan sen? Baba ne yaptım ulan ya? Ulan sen bizim çay bahçesi falan işlettiğimizi mi zannediyorsun ha? Ne yaptım ben şimdi yine? Ulan ne yapacaksın da? Sen geri zekalı mısın ya? Gitmişsin, yememişsin, içmemişsin. O zevzek, gevşek ağızlı arkadaşlarına babam yönetim kurulu bana devrediyor demişsin ha? Baba o normal bir konuşmaydı. Aramızda geçen yani klasik bir konuşmaydı. Oğlum senin kafan çalışmıyor mu ya? Senin kafan hiç mi çalışmıyor oğlum? Ben size ne dedim? Bu konu ailenin içinde kalacak dedim. Açıklamak gerekirse, zamanı gelirse ben açıklayacağım. Dedim mi, demedim mi? Ulan bir kafanı çalıştır. Eğer bizim dışımızda bir şekilde bu duyulursa ne olur? Piyasa paniğe kapılırsa ne olur? Ha? Ne olur? Ne olur biliyor musun? Bizim hisselerimiz düşer. Bizim hisselerimiz düşünce ne olur? Ha? Bak şimdi bu seni ilgilendirecek işte. Ne olur biliyor musun? O zaman biz para kaybederiz. Hem de çok para kaybederiz. Anladın mı? Ama ben ama Kaan'ın babasına hemen yetişeceğini düşünemedim. Düşüneceksin ulan. Düşüneceksin. Öyle saatte arabaydı falan onları düşünmekle olmaz bu iş. Anladın mı? Gece gündüz bunu düşüneceksin. Şirketi ne zaman kâra geçiririm, zarara mı geçiririm diye bunları düşüneceksin. Heh. Ulan bir de yönetim kurulu sana devredeceğiz o zaman ha? Tamam. Peki madem laf ağzımızdan çıktı o zaman soralım bakalım. Abine, ablana, onlar da baba. Evet bu yönetim kurulunu Sedat'a devret derse işte buraya yazıyor. Ulan namerdim o zaman bu şirketin yönetim kurulunu da sana devrederim ben. Anladın mı? Devretmeyen namerttir ulan. Gerizekalı. Serserir. Kafasındaki nöronlar çalışmıyor. Yok ya, bu daha iyi. Alo. Alo Sedat. Odaya geldim de yoktun. Bir arayayım dedim. Ha, oteldeyim. Çalışıyorum hala. Ha. Kolay gelsin. Ben de bugün biraz alışverişe çıktım. Senin için bir şeyler aldım. Hadi ya.
Ne aldın bak merak ettim şimdi. Teşekkür ederim. Hediye gibi değil aslında. Yani hediye de... ikimiz için daha çok. Öyle düşün. Epey de yer gezmek zorunda kaldım. Sonuçta senin de zevkini bilmediğim için. Hayır, tam anlayamadım ama. Çok önemli bir şey değil ya. Gelince görürsün sonuçta. Ne zaman gelirsin? Ha, ben gelmem bu gece Nalan ya. Yani çok işim var. Sonra da otelde bir odada kalırım diye düşündüm bu gece. Gelmeyecek misin? Hayır, gelmem. Çok geç olacak çünkü sonra bir daha arabaya bin dön istemiyorum. Hani sabah erkenden kalkıp işlerime devam etmem gerek çünkü. Hı. Tamam. Peki sana kolay gelsin o zaman. Bir şey olursa ara, hani canın sıkılırsa, konuşmak istersen falan. Tamam, sağ ol. Sen iyisin değil mi? Her şey yolunda. İyiyim, iyiyim. İyiyim, yolunda. Tamam o zaman. İyi geceler, yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi akşamlar. Nalan Hanım, iyi akşamlar. Sedat Bey bu gece otelde kalacağını söyledi de yanına çıkacaktım. Sedat Bey şirket katında. Haber vereyim efendim. Yok, hiç haber vermenize gerek yok. Çalışıyordur zaten o, şimdi rahatsız etmeyelim. Ben odanın kartını alayım. Odada beklerim onu. Tabii efendim. 3340 numaralı oda. 33. kata çıkacaksınız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler.
Sedat Bey ne yapıyor orada? Çalışıyor kızım, görmüyor musun? Ay bir yaşıma daha girdim. Ne var Canan, ne istiyorsun? Ya Sedat anlamıyor musun? Önemli bir şey söyleyeceğim herhalde sana. Acil konuşmamız lazım. Neredesin sen? Oteldeyim, meşgulüm. Çalışıyorum. Konuşamayız. Kafayı yiyeceğim. Nedir senin bu tribin ya? Bak Sedat, sana yakın bir yerdeyim zaten. Acil bir durum olmasa bu kadar aramam. Tamam. Hadi uzatma artık. Önemli diyorum sana. Bak Sedat, diriltme beni. Şu acil diyorsam acil. Acile git o zaman. Bitti diyorum bak, ben yokum artık, anlıyor musun? Başımı belaya soktun yeter bak. Beni bir daha... Ha, aramayacaksın, bitti. Buyurun Canan. Sedat oteldeymiş, çalışıyormuş, doğru mu? Evet, şirket katında. Tamam. Nerede? Ne yapıyor? Kaçta çıkacak? Tamam mı? Her şeyden haberim olacak. Olur efendim. Kaçta bitiyor senin mesain? 2 saat sonra çıkıyorum efendim. Gerekirse çıkma. Gözün üstünde olsun. Ha, yanına biri gelirse haberim olsun. Tamam mı? Ben odadayım. Haber bekliyorum senden. Tamam. Tamam Canan. Efendim Aysu? Canan Hanım. Sedat Bey şimdi resepsiyonu aradı. Bu gece otelde kalacakmış. 3340'ta. Tek başına mı kalacak? Bizim bildiğimiz bir misafir yok efendim. Tamam. O zaman odanın yedek anahtarını bir zarfa koy. Benim odama yolla. Tamam Canan Hanım. Ben sonra çıkacağım. Haberiniz olsun. Tamam tamam, sen çık. Ha, bu arada bir şey olursa haberim olsun. Tamam Canan Hanım. Teşekkür ederim. İmkansız diye bir şey yok Turnal. Güven kendine.
sen nereden çıktın ya? Şu anda çok yükseklerden uçuyorsun. Sonra oradan yere çakılınca bak çok fena oluyor, mahvoluyorsun. Kaç kere yaşadık? Sen güzel güzel alçaktan başla, sonra yavaş yavaş yükselirsin zaten. Anladın? Yok vallahi sen adam olmazsın ya. Baban haklı. Ama benim bunu idrak etmem zaman alacak. Sen geri zekalı mısın ya? Ulan sen bizim çay bahçesi işlettiğimizi zannediyorsun ha? Senin kafan hiç mi çalışmıyor oğlum? Ben size ne dedim? Bu konu ailenin içinde kalacak dedim. Öyle saatte arabaydı bilen onları düşünmekle olmaz bu iş, anladın mı? Gece gündüz bunu düşüneceksin. Ulan bir de yönetim kurulu sana devredeceğiz o zaman ha? Nalan? Sedat? Ne yapıyorsun burada? Gelmese miydim keşke? Yok ya. Beklemiyordum sadece. Ya çok özür dilerim. Evet ben bir anda böyle niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Çok saçma bir şey yaptım ben. Zaten kafan işle güçle dolu. Niye geldiysem ben... Bir saniye. Bana aldığın hediye bu muydu? Güzel bir hediye almışsın. Ya kusura bakma, benim de kafam o kadar dağınıktı ki. Yok yani ben de sana doğru düzgün anlatamadım ya. Ondan oldu. Sen gerçek misin? Sen gerçek olamayacak kadar iyisin. Hadi gel. Başka neler aldın? Ya yani işte öyle abuk sabuk. Ona benzer birkaç bir şey daha. İyi misin? İyiyim. Ben bu aileni çok sevdim.
bunlardan kurtulalım mı?